Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Biz çıktık kaldığımız yerden. Hemen sahile doğru yol alıyoruz. Yanımda elmamı yiyorum. Sahiller kesin şurada simit falan yerler. Ondan sonra bir bakacağız sahil ne durumda, nasıl. İşte benim girebileceğim hani kadınlara özel bir yer var mı? Yoksa haşamayla mı gireceğim bilmiyorum. Çok da sevmiyorum haşamayla girmeyi de. Gidip bakacağız şöyle. Yolun sonunun denize çıktığı yerler ne kadar güzelmiş ya. Ay, ne deniz gören masum Ankaralı modundayım şu an. İyi bir kaçamak oldu bizim için de. Göreceğiz şimdi. Sari şu an neredeyiz? Kuşadası'ndayız. Şu an Kuşadası'ndayız. Kadınlar plajı mı burası? Hmm. Şimdi boyoz ve simit yiyeceklermiş onlar. Doğru. Gevrek mi? Evet doğru ya, burada gevrek deniyor, İzmir gevrek. Evet, biz neredeyiz şu anda? Zeus mağarasındayız. Zeus mağarasına geldik. Burada gezilecek yerlerin en başında geliyor. Mustafa'yı gördün mü? Arkadan şey gibi çıkıyor. Kaçtı hemen değil mi? Sali, arkanda kısılmış böyle. Kaçıyor. Fare gibi geziyor herhalde. 1.90 boyundaki adama burada yapılmaz. Sali şöyle yapılmaz. İçer misin? Bak şöyle açık. Ben çekiyorum aşkım, bana karışma. Ben çekerken bana karışma. Tamam karışmıyorum ama en azından izleyicilerin için hoş olsun. Ha şöyle. Karışma hadi bir çekin. Bir dakika bir konuşturmadınız. Allah. Zeus mağarasındayız. Davutlar kasabasını geçince ileride Dilek Yarımadası'nın girişinde. Burada bir de milli park var. Dilek Yarımadası Milli Parkı. Komple ormandan oluşan çok özgün bir yapı. Oraya gider miyiz bilmiyorum. Ama Zeus mağarasına mutlaka gidin dediler. İçerisi de 5 dereceymiş bu arada. 5 dereceymiş evet. Süper. Biraz serinleriz. Burası, burası çok sıcak yanıyor. 38-40 derece aynen. Arasında gidip geliyor. Öğlenleyin. Çok sıcak. 43-44 derece oluyor. Evet bayağı bir sıcak. Senenin en sıcak günleri şu anda. Aynen. Evet şu an Zeus mağarasında herkes yüzüyor. Şurayı çok göstermeyeceğim çünkü bazen uygunsuz şeyler de olabilir. Hani insanlar istemeyebilir. Evet. Su 5 dereceymiş. Hemen ama burada serinlemek için gerilirdi ama. Aynen, incir ağaçları var. Müsait değiliz. Bu çok güzeldi ya, çok hoşuma gitti. Mavi ya, bildiğiniz mavi. Şöyle. Maviler. Çok güzel değil mi? Yüzmek güzel olurdu burada. Evet, biz şimdi Nazilli Pazarı'na geldik. Yol kenarından geçiyorduk. Dedik hani bir uğrayalım. Bayağı bir ürün var. Aynen, bayağı süs eşyaları falan var. Belki balkonda güzel bir şeyler bulursam alırım, süslü. Evet, magnet alacağız. Biz gittiğimiz yerde magnet alıyorsun. Bunları buzdolabına yapacağım şimdilik ama bir tane mimar böyle ana köşesi gibi yapmıştı. Onu da bir düşünebilirim. Yapmayı düşünüyorum böyle tablo şeklinde. Çok güzel ürünler var. Göstereceğim size şimdi. Bakın şöyle tabaklar. Bunlar 500 TL. Şöyle. Mihaliler var. Şunlar şeyde yok muydu? İngilizce'nde miydi? Bir yerde vardı. Cezayir Fas kurumun olduğu yerde var. Nazilli Pazarı'ndan çıktık. Bir şey de bak alamadık. Çünkü tam böyle ihtiyacım olmayan bir şeydi. Almak için de almak istemedim. Magnet istedim de magnette böyle çok güzel bir model yoktu. Başka bir yerden bakarım dedim. Zaten nasıl olsa buradayım. Salih de biraz önce şey diyor. Diyor ki YouTube'da diyor yorum yapanlara diyor niye cevap vermiyorsun diye bana kızıyordu.
Burada pek beyaz tenli olan benim şu arada. Kentin kafeyi tavsiye etmişler. Baktık. Şimdi oraya bakacağız. Evet, Center Cafe'ye gideceğiz. Evet, şimdi biz Kuşadası Çarşısı'na geldik. Çok güzel bir çarşıymış. Aklıma nereye geldi biliyor musun? Benim Alaçatı geldi. Hayır, benim Medine'de Kuba Çarşısı var ya. Evet, oraya da benziyor. Upuzun bir yolu var, bakın göstereyim size. Medine Kuba Çarşısı'na benzettim ben de. Kale Camii. Çok güzel. Kale Camii. Yabancılar çok fazla var ya. Televizyonu açacağım. Değil mi? Yabancılar çok var. Aynen. Şöyle. Bir takipçimiz burayı önerdi de. Hem alkollü hem de biraz daha gezelim. Kalabalık, başka bir yere geçmemiz daha mantıklı olur. Şu ileride var mıdır ki ya yiyecek bir şeyler? Salihcan. Şurada var mıdır? Bakalım, devam edelim. Şöyle. Ya mümkün mertebe öyle yerlerde yemirmeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel şurası ya. Evet. Dur Mustafa, sen burada fotoğraf çekilmek istiyordun. Bakın nasıl güzel. Şey çok güzel, mekan çok güzel. Die keine gute Friseur. Tam çıraklara bekliyorsun. Limana geldik de çok pis kokuyor ya. Değil mi? Efendim abla. Oy çok kötü koktu. Sahilde oturduk böyle. Şu taşların üzerinde. Denizi izliyoruz. O kadar huzur verecek ki. Sahil sesi sana da huzur veriyor musun sesi? Zaten mayıştım ben burada. Kuruyacağım. Aynen. Hala açım, yemek yemedik. Güzel bir şey yok ya, yemek yeri var da yapacağız. Bize uymuyor. Şimdi çıktık kaldığımız yerden ve yolculuk başladı değil mi? Evet. İlk durağımız neresi Salihcan? Didim. Didim. Evet. Daha sonra? Akbük. Akbük. Daha sonra? Daha sonra Milas. Milas. Muğla. Muğla. Oradan aşağı doğru iniyoruz. Oradan aşağı doğru iniyoruz. Antalya. Antalya'dan önce çok yer var. Oo. Biz işte planladığımız gibi tam bir şey gezisi yapıyoruz. Ege'den Akdeniz'e doğru. Birçok yeri gezmek istiyoruz böyle. Köyceğiz. Köyceğiz falan. Şirince varmış. Şirince yolumuzun üzerinde mi? Şirince yok ya, İzmir'de o. Hmm. Terste kalıyor. Anladım. Kim tamam. Biri mi demiş? Evet, bizim... Burada kalacağımızı zannetti herhalde. Şirince'ye gidebilirsiniz dedi. İzmir'e gidebilirsiniz dedi. Efes'e gitseydik uğrayabilirdik Şirince'ye. Doğru. Neyse, oralarda daha bir sonra geliriz inşallah. Yolculuğa başladık. Saat 6:30-7 civar şu anda. Evet, erkenden çıktık. Aynen. Çok güzel oldu ya. Hiç böyle bir tatil beklemiyordum. Sen Salih? Ben de beklemiyordum ama tahminim arasındaydı. Seçenekler arasında böyle bir tatil de vardı. Efeyman'da görüştüm. Ama çok güzel oldu şu anda. Biraz kendi kafamıza göre hareket ettiğimiz için. Ya bizim her şeyimiz böyle anlık oluyor. Hadi gidelim, tamam. Yürü. Öyle olduk. Şimdi de geziyoruz. Apollon Tapınağı'na geldik. Bilim atif geldi. Aynen. Şimdi buraları ziyaret edeceğiz. Sonra yola devam. Diyorum ki ne zaman vakit geçti de böyle evlendik, bir yılımıza geliyoruz. Ve ikinci tatilimizdeyiz diyorum. Zaman su gibi akıyor ya. Evet. Sen akıyor.
çok güzel. Bakın size de göstereyim gördüğüm manzarayı. Yani şu anda şu manzarayı görüyorum. Meşhur Apollo. Evet. Bunların böyle kalması şey da mi? Güzel bir şey. Saat 7 falan, 7.30 falan şu sıcak. Değil mi? Çok sıcak. Şey, Akdeniz'e indikçe herhalde bu sıcaklık artacak gibi. Gösterebilir miyim? Hı. Böyle giremeyeceğiz. Onu bekliyorum. Saat 10'da mı açılıyormuş? O zaman geçemeyiz. Tamam o zaman. Biraz bak. Bu tapınak, Apollon tapınağı. Bu Hristiyanlık inancı gelmeden önce, yani 6. yüzyıldan önce burası şeymiş. Perestliğin kutsal alanıymış. Ondan sonra Hristiyanlık geldikten sonra Hristiyanlığın kutsal alanı olmuş. Bu Miletos antik kentinin önemli bir yer yani burası aslında baktığımızda. Ege'nin en önemli antik kentlerinden biri Miletos. Miletos'a bağlanan burası bir ibadet yeri aslında. Kutsal bir alan. Apollon Tapınağı diye geçiyor. Biz de bakalım şimdi ziyaret edeceğiz. Evet. Bayağı da günümüze kalmış yani gerçekten. Çok bayağı dimdik kalmış şimdi. Bakar mısınız? Dimdik kalmış. Şeye benzettim ben. Side'de var ya bir tane. Side antik kenti. O antik kentin ucunda da bir ismini getiremedim. Bir ibadethane var. Evet. Kutsal bir yer var. Oraya çok benziyor. Zaten yakın bölgeler. Bu bölgedeki kentlerin, antik kentlerin ortak noktası, her kentte bir tapınak var. Hatta şeyde bile var, Ankara'da. Evet, Ankara'da var. Caminin yanında ne var? Doğru. Augustus tapınağı. Augustus tapınağı bu kadar ayakta değil. Gerçi var. Ayakta kalmış ama böyle sütunlar yok orada. Evet. Ayakta kalmış. Hadi bakalım. Ya bunlara çıkabiliyorsunuz. Bu yasak değil. Bilginiz olsun. Anam bunlar benim boyumu geçiyor. Yardım eder misin? Ah, bir bacak boyu var ya. Çok büyük. Biz içerisine bilet alarak girdik. Tam biz çıkıyorduk. Açıldı. Şimdi içerisinde göstereyim. Burası ayin alanı. Tapınağın. Çocuğumuz arkada. Burası açalım, da merdivenler. Sahne mi oluyor? Ne oluyorsa bilmiyorum. Yalnız o dönemde mimariye ne kadar önem veriliyormuş bakabilir misiniz? Tek tek oymuşlar bu taşları ve hepsi şu kenarlara bakın. O imkansızlığın içinde ne kadar güzel bir mimari var baktığımızda. Şöyle farklı farklı mimariler var bakın. Hepsinde farklı yani. Hepsinde aynı değil. Bakın bu ejderha gibi sanki. Şöyle. Hani böyle böyle farklılaşıyor. Onlar da tarihini okuyorlar. Biz de şöyle bir kapıdan çıkıyoruz. Buralara giriş şu tarz bir kapılardan oluyor. Bunlar mermer. Ben çıkıyorum. Akustiği çok iyi yalnız buranın. Ve yanımıza ben elma aldım. Onlar da Migros'tan böyle şeyler alacak. Simitler falan alacaklar. Ya da onlar bir de şey düşünüyordu, pizza yemeği de düşünüyorlardı ama yemedim. Eşimin öğretmen olmasından gurur duyuyorum. Şimdi bir öğretmen evinde çay içiyoruz. Çok güzel burası yalnız. Tam Göbek'te yani, tam merkezde. Değil mi? Çok... Hadi oradaki bankaya bak, ne kadar güzel. Yok, aradım. Şurada bir tane banka var, aynı şey gibi, Beyaz Saray gibi. Öyle mi? Sen de İstanbul'da gezdin şimdi, öğrenci. Şimdi, demiyorum. Ne dedim ben size, bir şey diyecektim. Biraz önce çay getiren kız dedi ki limonata alayım dedim. Hiç güzel değil, hazır limonata satıyorlar dedi. Almayın deyince ben çok hoşuma gitti senin. Salihcan. Ya bir tane şarkıcı yazmış da. Kuşadası'nda. Ne yazmış? Şeyde Kuşadası'nda Center Cafe'yi tavsiye ettim. Alkolsüz yerimiz de var. Üst katta buradaydısanız evimizde misafir edebilirsiniz. Ya çok teşekkür ederiz ona. Ayrıldık oradan. İzin mi? Keşke orayı düşünebilirdik. Niye ben bir yolda uzadığım izin hakkım var? Ama ayrıldık. Demek ki orası onlarınmış herhalde. Onlarınmış demek. Ben getirsem yok. Haberimiz olsaydı giderdik. Çı. Ben sadece hani genel bir tavsiye olarak düşünmüştüm.
Kısmet. Abi. Şimdi buradan biraz gezeceğiz. Nasıl part? Mert tarafını, Bodrum tarafını gezeceğiz. Teşekkür ederiz ona buradan tekrar. Evet, şimdi Akyaka Azmak Nehri'ne geldik. Burada bir tekne turu yapacağız. Evet. Planlarda bir küçük değişiklik oldu. Marmaris'e gitmeyi düşünüyorduk ama gidemedik. Çünkü Antalya'ya birazcık şey olacaktı, geceye kalacaktı. Rota yeniden oluşturuldu. Sürekli rotamız değişiyor ama güzel oluyor böyle. Kafamıza göre yapmak güzel oluyor. Azmak Nehri de çok güzel bir nehir. Burada tekne gezintileri yapabiliyorsunuz. Şimdi size göstereyim oraları da. Evet, şu an Azmak'tayız ve Azmak turu yapacağız. 1 saatlik deniz turu 100 TL, Azmak turu da 30 TL. Seni yok, onlar kapandı. Gerçi en ileride Vespa var. Böyle bırakabilirsin direkt abi. Neyi kapandı diyor? Niye? Kedi. Saat kaç? Saat 6 ve 38 derece. Bugün 47 dereceyi gördük yolda. Dışarı çıktığında ne hissettin? Fönde fön makinesi etkisini hissettim yani. Çok sıcaktı. Burada tesettürlü olmak çok zor ya, değil mi Salih? Yani su boşaldı çıktı yani, çok terledim burada. Antalya daha sıcak diyorlar. Öyleymiş. Bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Hı-hı. Önce Ölüdeniz'e geldik. Burayı turlayacağız. Ondan sonra Fethiye'ye geçeceğiz. Hı-hı. Yemek yiyelim. Yemek yemedik. Evet. Sonra rotamız Antalya doğru, Kaş'a doğru. Şeye devam. Gidecek miyiz? Kelebekler Vadisi'ne yakınsa. Kelebekler Vadisi'ne gidemiyoruz. Çünkü oraya araçla gidilmiyor. Bizim de vaktimiz o kadar olmadığı için tekneyle gidemeyeceğiz. Neyse, nasip artık. Evet, şimdi biz şöyle şuradan biraz uzaktan yapalım dedik. Aynen. Çok sıcak ya. Evet. Ölüdeniz'deyiz. Fethiye Ölüdeniz'deyiz. Bakın. Keşke burada kalabilseydik de şöyle bir denize girseydim. Şu sıcakta. Vallahi acayip ya. Herhalde 7.5-8 gibi girmek lazım. Kesinlikle. 38-39 derece şu an. 38-45'i falan gördük biz bugün. Bugün 47'yi gördüm ben. 47'yi gördük arabada. Aynen. Arabada bir de dışarıdayız. Arabadan indik. Bir şey için indik. Hani bir çöp atmak için. Çöp atmak için indik. Allah'ım bu nasıl bir şey? 52 dereceydi o an orada. Sıcak fön makinesi çalışıyor resmen. Kesinlikle. Garip ya.